Çok küçük yaşlarımdan beri aslında İngilizce terimi commercial artist deniyor. Yani sanatçısınız ama ticari bir kulvarda bir sanatçısınız. Böyle bir kulvarda iş yapacağımı biliyordum zaten. Modern bir ailenin çocuğuyum. Annem ve babam edebiyat ve resim öğretmenleriydi. Ve onların kariyerleri de çok ilginç bir şekilde zaman içerisinde senaryo yazarlığına ve film yönetmenliğine dönüştü. Belgeseller ve radyo programları üretirlerdi. Ben de onların çocuğu olarak hep böyle bir kreatif yapının içerisinde büyüdüm. Mesela annemin hazırladığı okul radyosu programlarının seslendirmelerini küçük yaşlardayken, o zamanlarda çok fazla seslendirme sanatçısı olmadığı için biz yapardık. Hatta o yıllardan çok sevdiğim bir başka arkadaşım var. O da o konuda ilerledi. Yekta Kopan. Annemin birlikte mesai yaptığı arkadaşı ve onun kızıyla biz öğleden sonraları onların ofisinde bütün günü geçirirdik. Oynardık. Birbirimize kitaplar okurduk. O küçük kız Elif Şafak. Ve birbirinden farklı o kadar çok Türkiye'den yurt dışına gitmiş modern insanların, iyi iş yapmış, kaliteli insanların olduğu bir dönemdi o dönemler. Çünkü Cumhuriyet'in yetiştirdiği modern bir kafa yapısıyla büyümüş insanlardı. Babamın hazırladığı bir belgesel film uluslararası bir platformda önemli bir ödül alınca İngiltere'den BBC bir yıl eğitim, bir yılda çalışma için babamı Londra'ya davet ettiler. Ailece Londra'ya gittik ve hayatımın iki yılını oralarda geçirme şansım oldu. İlkokulu orada başladım. Ve bu dönem mesela benim hayatımdaki gerçekten yurt dışı ile ilk tanıştığım, yurt dışı kültürüyle ilk tanıştığım yıllar oldu. Bilgiye, sofistike olmaya, entelektüelliğe açık bir aile içerisinde büyümüş olmanın her zaman artıları olmuş oldu. Aslında şu andaki kuşaklarda en büyük eksikliğini düşündüğüm merak meselesi bizim hayatımızın ailece ortasında olan bir şeydi. Yani meraklı olmak, öğrenme arzusu. Şimdi bu bahsettiğim Londra yılları benim hayatımdaki çok önemli yıllardan bir tanesi. Çünkü bizimkiler ailece oraya giderken doğal olarak beni de bir okula yazdırmaları gerekiyordu. Ve o zamanların çok fakir bir semti olan Shoreditch semtinde bir Katolik okuluna yazdırdılar beni. Tabii İngilizcem de olmadığı için bu Katolik okulunda ben biraz zorlanmaya başladım. Ve ilk defa küçük kızlar fark ettiler benim konuşamadığımı İngilizceyi. Böylece onların bir noktada oyuncağı haline geldim ve beni böyle sürekli sıkıştırıyorlardı. İngilizce bir şeyler söylüyorlar. Ne olduğunu hissedebiliyorum ama açığa da verebilecek bir durumum yok çünkü anlamıyorum. Sonradan bu erkek çocukları gelmeye başladı. Onlar da fiziksel olarak atak yapmaya başlayınca çünkü sözlü cevap vermediğim için hiçbir şeye. Bir anda böyle bir tatsızlık oldu ve ben bir şekilde okuldan atıldım. Babamı çağırdılar, dediler ki Emrah uyumlu değil, zaten Müslüman bir kültürden geliyor. Halbuki benim babam tamamen ateisttir ve biz öyle anlamda dini bir şey yapı içerisinde büyümedik hiçbir zaman. Neyse ben okuldan atıldım ve aslında benim hayatımda iz bırakan en önemli kısma geliyorum. Bir anda Hintli ev sahibimiz Mr. Lal'in evinde 8-9 yaşlarında bir çocuk olarak bütün günü onun yanında geçirmeye başladım. Mr. Lal yemek yapıyor, ben de ona yemekte yardımcı oluyorum. Bütün gün televizyon seyrediyorum. O zaman Fred Astaire, Frank Sinatra, siyah beyaz filmler. Bunlar bende çok önemli etkiler yapmış. BBC'de yayınlanan filmlerde, Amerikan filmleri gündüz kuşağında. Peşinden bu böyle gitmeyecek tabii. Yani okula gitmiyorum. Annem babam öğretmen. Onlar beni zaten sürekli eğitiyorlar. Özellikle annem edebiyat konusunda. Fakat bir süre sonra öyle bir noktaya geldik ki belli ki bir rahatsızlık var. Yani benim bir şekilde bir okula gitmem lazım. Onlar da yavaş yavaş yerleşmeye başlayınca Londra kültürüne. Bir akşam hiç unutmuyorum. Yataktayız. Bir aynı yatakta yatıyoruz. Benim uyuduğumu zannederek annem dedi ki, Hasan dedi, ben dedi dayanamıyorum, Emrah dedi çok kötü dedi, curry kokuyor dedi. Bu benim böyle başımdan aşağıya böyle bir kaynar sular dökülmesine sebep oldu. Çünkü adamın yanında, Hintlinin yanında bütün günü geçiriyorum ve doğal olarak o pişen yemeğin arasında ben de duruyorum ve kokmam çok normal. Ve bundan çok rahatsız oldum ve benim hayatımda mesela o travmatik bir şey yarattı. Böyle hijyen konusunda böyle çok net sınırlarım vardır mesela, o bende bir net bir iz yarattı. Ve şöyle bir teklif geldi babamdan. Acaba Emrah'ı babaannesinin yanına mı göndersek Türkiye'ye? Yani Londra gibi bir heyecanlı bir ortamı bırakıp benim babaannemin yanına gitmem benim için olabilecek en karanlık şeydi. Ben neyse o gece uyku taklidi yaptım ama uyuyamadım. Sabah da ikisiyle konuştum. Dedim ki eğer dedim beni babaanneme gönderirseniz ben dedim kendimi öldürürüm. Yani bunu çok net söylüyorum hakikaten. Kesinlikle gitmek istemiyorum diye. Tamam dediler, ne yapacağız lan? Babamın aklına muazzam bir fikir geldi.
O zamanlarda müzeleri ziyaret ettiğiniz zaman size bir yaka kartı veriyorlar. Üzerinde bir numara var. Aynı yaka kartı da velinin cebinde. Onları eşleştirmeden de çocukları dışarıya bırakmıyorlar. Kaybolursa da o numara anons ediliyor ve böylece hani bir yapı geliştirmiş müze kendi içerisinde. Babam dedi ki, Emrah'ı dedi müzeye bırakalım dedi. Ben zaten razıyım her şeyi yapmaya, babaannemin yanına gitmeyeyim de yeter ki. Ondan sonra beni National Portrait Gallery'ye bıraktılar. Sabah 10 gibi açılıyor orası, 10 gibi beni oraya bıraktılar. Öğleden sonra 3'te gelip annem alana kadar ben yaklaşık 1,5 sene sürekli müzelerde geçirdim hayatımı. Oralarda zaten bir çocuk olarak apayrı bir dünyanın içerisine giriyorsunuz ve o size muazzam bir derinlik katıyor. Zamanla İngilizcem'de oluşmaya başlayınca okulların ya da turistlerin geldiği turları dinlemeye başlıyorsun. Şimdi birinci kısım görsel kısım. İkinci kısım bunun narratifi, anlatımı, mitoloji, tarih, olan olaylar, fantazya ve bütün bunların nasıl resmedildiği ve bu resmediliş meselesinin de karşılığında olan ikonları öğreniyorsun. Neden oradaki aynada ressam yansıyor? Neden bu elma ısırılmış? Ya da neden orada bir kara sinek var resmin üzerinde hiç olmaması gereken bir yerde gibi. Bu tip detayları da öğrenmeye ve anlamaya başlayınca bu sefer içerikle görselin karşılığını da tanımlamaya başlıyorsun. Bu iki level. Üçüncü level'a geliyorum. Bir kere müze gibi bir ortamda olmak ve oradaki insan yapısı çok önemli. Oraya giden insanların hepsi tercih için gelmişlerdir. Zararsız insanlardır, entelektüel insanlardır. Ve ben hayatım boyunca hep öyle insanların olduğu ortamlarda olmayı tercih eder hale geldim. Şimdi bunlar benim hayatımdaki aslında en temel altyapıyı oluşturmuş oldu. Ta ki biz Türkiye'ye geri dönene kadar. Ankara'ya geldik. O dönemlerde Ankara'nın hava kirliliği muazzamdı yani çok kötüydü. Her Şubat tatilinde fırsat buldukça biz Adana'ya giderdik. Adana'da temiz hava alalım. Yani o kışı Ankara'da geçirmeyelim diye her zaman bizi oraya götürürlerdi. Ben bir taraftan tabii çok kötü bunalımdayım. Londra gibi bir yerden gelmişiz. Artık ben şıkır şıkır İngilizce konuşuyorum. Ve o kültürün içerisinden kalkıp Ankara gibi bir yere gelmiş olmak beni çok bozdu. Adana'ya gittiğimizde hiç unutmuyorum, bir gün orada Atilla Altıkat Köprüsü vardır. Oranın altında böyle el arabalarında böyle bir sürü objeler satan bir takım adamlar var. Bunlar da boşboşçular. Adana İncirlik üstünden atılan çöpleri alıp satan insanlar bunlar. İçerisinde kırık oyuncaklar, beyzbol topları, ilk gördüğüm Walkman'ler, kasetler, kıyafetler olan ve bir anda beni böyle bir şok gibi o Londra yıllarıma çekti. Ve bir anda mesela orası benim için bir Adana, farklı bir açılım yaratmış oldu. Bütün bunların arasında en önemlisi tabii ki magazinler. Dilini konuşabildiğim, Türkiye'de kültürü olmayan bir magazin kültürü var ve ben orada o magazinden hepsini hem okuyabiliyorum hem de içerisinde istediğim içerikler var. Bakın bu şu andaki gençler için çok tuhaf olabilir çünkü internet var. Ama o yıllar cebinizde Marlboro taşıdığınız için ya da cebinizde döviz olduğu için hapse gireceğiniz yıllardı. Türkiye o zamanlar kapalı ekonomideydi. O yüzden bizim için bunları görebilmek çok farklı meselelerdi. Ve ben bu o dönemde 3 tane dergiye taktım ve bu adamlarla da anlaşma yaptım. Her sene gittiğimde o 3 derginin bir yıllık bütün sayılarını alırdım. Para biriktirirdim onları almak için. Bunlar Vanity Fair ve GQ dergisi. Üçüncüsünü birazdan söyleyeceğim. Vanity Fair dergisi gerçekten New York kültürü ve dünya burjuvazisi yani kent kültürü, sanat için çok önemli bir dergidir. New York'u adım adım öğrendim o dergiler sayesinde. Nerede ne sergi var, nerelere gidilir. Vanity Fair benim için New York'un bir ön girişi oldu. Öbürü GQ, bir centilmen olarak karşı cinste nasıl kibar olunur, nedir centilmenlik, nasıl davranılır, nasıl giyinilir, nasıl konuşulur, bütün bunların hepsinin kültürünün olduğu bir dergiydi o yıllarda GQ dergisi. Oradan da onları öğrendim. Gelelim üçüncüsüne, bu da tabii o yaşlardaki bir ergen çocuk için en önemli şeylerden bir tanesi Penthouse dergileri. Orada dramatik bir tercih vardı, Penthouse mu Playboy mu diye ben Penthouse'u seçmiştim. Neden? Çünkü Penthouse'un editörü o yıllarda Bob Guccione diye çok önemli bir fotoğrafçıdır. Ve bu adam Playboy'dan ve diğer dergilerden ayrı olacak şekilde muazzam artistik fotoğraflar çektirirdi.
kesinlikle içerisinde böyle bir flash'in, etin olduğu bir şey değildi. Karşınızda birisiyle tanışırdınız o dergideki fotoğraflarda. Ve bu üç dergi benim aslında uzunca bir süre yurt dışı ile olan bağlantılarımı sağlamış oldu. Yani bir İngiltere, müzelerde geçirdiğim yıllar, peşinden de Amerikan İncirlik Üstü'nden beslendiğimiz bir takım şeylerle altyapım oluştu diyebilirim. Çünkü sonradan özellikle sinema afişlerinde o müzelerdeki o dönemin çok faydasını gördüm. Gerçekten o benim için bir eğitim oldu. Los Angeles'a yerleştiğim yıllarda stüdyolarda toplantılara gittiğimiz zaman bir Delacroix resminin ya da bir Caravaggio resminin ışığından, bir Rembrandt'ın referansından hareketle konuşuyor olmak Hollywood insanlarını da böyle şaşırttı. Yani nasıl biliyorsun sen bunu diye. Çünkü onların da kafasında bir prototip var. Bu tip referanslar Amerika'nın hiç alışık olmadığı bir şeydi. Ve bir anda siz orada fark yaratan insan haline dönüşmeye başlıyorsunuz. Böyle bir eğitimle, böyle bir bakış açısıyla. Yani bunun da sebebi ne? Tabii ki modern bir aile.